Merhabalar, hoş geldiniz QApps TV kanalına. Daha önceki çekmiş olduğum DeLonghi BCO 420 modeline göstermiş olduğunuz yüksek ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 200 bine yakın izleme oldu. Özellikle Arap ülkelerinden, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden çok sayıda izleme ve yorum aldık. Mailime, özel mailime sorular geldi ve bu ilginize teşekkür ediyorum. O makinemi sattım ve yerine tam otomatik Philips EP2230 Taksim 40 modelini aldım. Bugün size bu makineyi en basit ve en hızlı şekilde herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak ve tanıtmak istiyorum. Kargom bugün geldi ve çok mutlu oldum. Uzun zamandır da böyle heyecanlanmamıştım açıkçası. Çok seviyorum kahve makinelerini ve evde bir şeyler yapmayı, bu şekilde kahve yapmayı çok seviyorum. İnternette de baktım, YouTube'da bu makineyle ilgili Türkçe video eksikliği var. Çok fazla video görmedim açıkçası. İngilizce videolarda herkes anlamayacağı için size en basit ve en pratik şekilde bu makineyi tavsiye edeceğim. Daha sonra da fiyatıyla karşılaştırdığınız zaman satın alıp almama kararını size bırakacağım arkadaşlar. Öncelikle bu makine Philips'in EP2230 Taksim 40 modeli. Cevap bulamadığım bir soru şuydu. 2230 Taksim 10 ile 2230 Taksim 40 arasındaki fark nedir diye. Philips'i arayıp sordum. Bu ikisi seri farkı. 2230 Taksim 10 olan 2019 üretimi. Bu model 2230 Taksim 40. Yani 2020 üretimi. 2019'da üretilen ürünün üzerinde bazı eksiklikler buldukları için, daha doğrusu iPhone 6, 6S gibi farklar var arasında. Çok büyük farklar yok. Küçük detaylar var arkadaşlar. Nedir bunlar? İşte şuraları parlak plastiktenmiş diğer 10 modelinde. Şurası, burasını tırtıklı yapmışlar. Hani öbüründe çok iz kalıyordu. Ben mağazada baktım. Tırtıklı model yapmışlar burayı. Burası plastikti ve eleştiri alıyordu videolarda. Bastığınız zaman çok eğiliyordu. Bunu sağlam ve metal, daha hoş görünümlü bir şeyden yapmışlar. İçerisinde ufak tefek küçük detayları var ve şöyle baktığınız zaman göze çarpan küçük alüminyum farkları var. Başka da çok büyük bir farkı yok. Makinenin özelliklerini size açıklamak istiyorum. Tam otomatik bir makine. Nedir benim diğer manuel makineden farkı? Alıyor çekirdeğinizi ve bu çekirdeğinizi aldıktan sonra espressonuzu direkt bardağınıza boşaltıyorsunuz. Sütünü de burada klasik süt çubuğuyla yapıyorsunuz. Bunun bir modeli daha var. 2231 modelinde de Latte Go özelliği var. Bardak. Mağazada ben baktım ona. Tıkanmaya çok müsait ve temizlemesi kolay olmadığı için bu modeli tercih ettim. Size de bunu tavsiye ediyorum. Çok küçük bir delikten alıyor, püskürtüyor. Üstelik orada sütü köpürtüp bardağınıza dolduracak. Ama belki onun köpürtmesi hoşunuza gitmeyecek. Manuel olarak süt köpürtme kontrolünün sizde olmasını ben diğer otomatik olanına tercih ederim. Diğer taraflar otomatik çok güzel ama süt tarafının manuel olmasını, eski tip olmasını ben açıkçası tercih ediyorum. Şu detaylar da gayet hoş görünüyor arkadaşlar. Kargomu açtığımda kutunun içerisinden gördüğünüz tüm parçalar birlikte çıktı ve güzel paketlenmiş olarak çıktı. Fazladan içerisinde bir tane kaşık, ölçek, klasik ve bunun haricinde turnusol kağıdı çıktı. Yani suyu batırdığınız zaman suyun sertliğini gösteren turnusol kağıdı çıktı. Bundan sonra çekeceğim videoda ilk kurulum videosu olacak. O videoda bu turnusol kağıdının ne işe yaradığını göreceksiniz arkadaşlar. Manuel makinede kepçemiz vardı. Espressomuzu kendimiz hazırlıyorduk, kendimiz basıyorduk, bir sürü uğraştırıyorduk. Önce değirmenden çıkartıyorduk filan. Bayağı zor geliyordu bana artık. Tabii o da çok güzel makineydi ancak otomatik olsun istedim artık. Yanında da Teknosa'dan aldım bu arada. Mediamarket ve birçok sitede ben bunu 4000 TL'ye kadar fiyat gördüm. Teknosa'da bir indirim yapmışlar. 2399 liraya düşürmüşler. Ayrıca 169 lira olan 1 kilosu 169 lira olan Melitta marka Alman, yani Alman menşeli bir kahveyi, iki tanesini 55 liraya falan gibi anormal bir düşürme işlemi yapmışlar. Ondan sonra bunları da yanına ilave ederek aldım arkadaşlar. Öncelikle makinenin kaç parçadan oluştuğunu size göstereyim. Makinenin burada çekirdeklerini koyduğunuz bölüm var. Şu bölümün içerisinde bakın bu kenarları
silikondan yapmışlar. Plastik silikon arası bir madde. Bunu koyduğunuz zaman hava almasını engelliyor ve çekirdeklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Burada bakın çekirdekleri koyduğumuz yer. Hatta siz görün diye biraz daha ekleyeyim. Bakın çekirdekleri koyduğumuz yer. Üst tarafta buradan böyle gayet rahat bir şekilde atıyorsunuz çekirdeğinizi. Makine kendi ihtiyacı kadarını buradaki delikten çekiyor. Ve içerisinde seramik öğütücüler var. Bu makinenin kendi öğütücüsü entegre olarak içerisinde. Ayrıca öğütücü satın almanıza gerek yok. Buradan öğütücünün incelik ve kalınlık ayarını yapıyorsunuz. Ben bu bilgilerin hiçbirisini YouTube'da bulamadığım için size çok detaylı vermek istiyorum. Başka yerde başka bir sorunuzun cevabını aramayın diye. Yine ilave sorunuz olursa altına yazın. Anında veya olabildiğince çabuk dönmeye çalışıyorum sorularınıza. Burada bakın öğütücünün kalınlık ayarı. Bastırıyorsunuz üstüne. İnceye doğru bıraktığınız zaman o ayar kalıyor. Bastırıyorsunuz. Kalına doğru hani dem ayarı. İnceye ne kadar getirirseniz o kadar ristretto tarzında daha demli kahveler olur. Bu bittikçe kendisi çekiyor zaten bu kahveyi. Ne kadar kalına çekerseniz de işte coarsen diyorlar. Daha böyle şey daha tok bir tadı olur. Bunun plastikleri de bunun daha uzun süre içerisine koyduğunuz çekirdeği daha uzun süre taze saklamasına sebep oluyor. Kahvenizi paketinde değil de burada saklayacağım derseniz de çok yanlış bir tercih olmaz. İçerisindeki öğütücü seramik bir madde ve kullanım kitapçığında 20.000 çekime kadar sorunsuz ve eskime payı olmadan öğütücünün çalışabildiği yazıyor kullanım kılavuzunun içerisinde. Bu da demek oluyor ki günde 2 bardak bile içseniz yani 10-15 yıl gibi bir şey oluyor. 10-15 yıla kadar mutlaka makinenizi yenilersiniz zaten. Ama benim elimde öğütülmüş kahvem var, ben ne yapacağım? Onun da çaresi var. Burada bakın küçücük bir delik var. Bu deliği kaldırıyorsunuz. Alıyorsunuz kahvenizi, toz kahvenizi yine ölçekle birlikte bu kaşığınızı alıyorsunuz. Hop silme koyuyorsunuz. Buradan atıyorsunuz. 2 tane atıyorsunuz. 2 espresso yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Bakın burada çok hoş detayları var. Üzeri şey gibi hani eski Philips Xperia telefonlar gibi. Philips Xenia telefonlar gibi yapmışlar arkadaşlar. Gayet şık. Makinenin yan tarafında ne parça var? Yan çeviriyorum. Bu tarafta su kabı var. Bu su kabı nasıl çıkar? Direkt çekiyorsunuz. Çok pratik. Çekiyorsunuz. Bu su kabının içerisine normal yani musluk suyu kullanabileceği yazıyor makinenin üzerinde. Ben kıyamadım. Hazır su dolduruyorum ve bunu hep de hazır su kullanmanızı tavsiye ederim. Daha yumuşak içim için. Burada maksimum seviyesi var. Buraya kadar dolduruyorsunuz. Kutunun içerisinden bu filtre çıkıyor arkadaşlar. Bu filtreyi nasıl kurulum yapacağınızı diğer videomda göstereceğim ama kısaca söyleyeyim. Bu filtreyi ilk şeyde açtığınızda su dolu bir kabın içerisinde deliği yukarı gelecek şekilde. Deliği yukarı gelecek şekilde tutuyorsunuz. Baloncuk çıkmaya başlıyor. Bu baloncuklar kesilene kadar bunu suyun içerisinde tutuyorsunuz. Bu suyun içerisine sokmadan da 5 saniye boyunca sallıyorsunuz bunu. Ondan sonra suyun içerisine sokuyorsunuz. Baloncuklar kesildikten sonra bu aktive olmuş oluyor. İçerisine su dolmuş da oluyor. Bunun içerisi boşken, su kabı boşken bu filtreyi takıyorsunuz. Ve bu filtre dik gelecek şekilde olabildiğince dibe kadar bastırıyorsunuz. Ve tekrar su dolduruyorsunuz. Maksimum bu çizgiye kadar doldurduktan sonra tekrar makinenize yerini sokacaksınız. Şimdi bunun haricinde makinenin bir özelliği de diğer makinelerden benim daha çok hoşuma giden tarafı da makinenin demleme ünitesini manuel olarak çıkartabiliyorsunuz. Bakın makinenin içine girdiniz. Bu çok güzel bir özellik. Birçok otomatik makinelerde demleme ünitesi dışarıya çıkarılmıyor. Bakın buradan ittirdiğiniz zaman bütün şeyi demleme ünitesini şey yapabiliyorsunuz. Tersime geldi, ters elime geldi. Bütün demleme ünitesini çıkartıp şey yapabiliyorsunuz. Yıkayabiliyorsunuz. Bunu şu taraftan çekiyorum. Tersime geldi, çıkartamadım. Bakın buraya geliyor. İçerisine kahve doluyor ötüldükten sonra.
Espresso'yu kendisi yapıyor. Bunu direkt muslukta şıngır şıngır yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir video sahibi arkadaşa sormuştum. Ne kadar zamanda bir yapıyorsun dedim bunun bakımını. Bana 2 ayda bir, 3 ayda bir çıkartıp muslukta yıkıyorum dedi. Bana da makul bir süre olarak geldi. Geride ittirdiğiniz zaman tekrar yerine oturuyor arkadaşlar. Çok basit. Tekrar yerine oturtuyorsunuz. Daha sonra su kabınızı yerine getiriyorsunuz. Bunu oturttuktan sonra tık ediyor ve makine de bir tepki veriyor size oturdu yerine diye. Tekrar çeviriyorum makineyi. Evet. Arkadaşlar makinemizin burasında ön tarafında oynar espresso. Küçük bardak için buraya. Bardak büyükse yukarıya da oynatabiliyorsunuz. Süt başlığı dışarı içeri falan oynamıyor. Sadece sola sağa oynuyor ki bu da yeterli. İşiniz bittikten sonra çıkarıyorsunuz. Basitçe yıkayıp tekrar yerine sokuyorsunuz. Süt köpüğü haricinde bu başlığı çıkarttıktan sonra burada bakın hot water yazan yerden basıp sadece sıcak suda alabilirsiniz. Mesela sıcak çikolata içeceksiniz. Buradan doldurabilirsiniz. Kapattım. Makinemizin alt tarafında akan suyun dolması için bir bölüm var. Aşama aşama gösteriyorum. Burada su doldukça, alt tarafa su biriktikçe şu yükseliyor ve dolduğunu gösteriyor size. Dışarıya çıkıyor bu kırmızı. Artık boşalt diyor. Bunu çektiğiniz zaman iki parça olmasına rağmen yekpare gibi çıkıyor. Yaptığınız espressolar burada birikiyor. Makine kendisi çöpünü bu şekilde kendi çöpünü kendi atıyor. Bunu da kaldırıp çöpe döküyorsunuz arkadaşlar. Her şey otomatik makinenin ve basit. Otomatik makineye heveslenmemin sebebi bu. Her şey otomatik. İşini bitiriyor, çöpünü atıyor. Bunu tam oturtmazsanız makine hata veriyor, uyarı veriyor. Hani bir yerlerini takmadın diyor. Bunları yerine oturttuktan sonra makinemiz prize bağlandı. Üzerinde ne özellikler var? Açma kapama tuşu. Espresso 1 veya 2 shot seçeneği. Kafe bu şey biraz daha şey Americano tarzında biraz daha suyu fazla kahve yapıyor. Ben espresso'yu tercih ediyorum. Daha demli ve lezzetli oluyor. Bu çekirdek ayarı. İncelik ayarını buradan yapmıştınız onu geçtik. Bu çekirdek ayarı arkadaşlar. Nedir çekirdek ayarı? Daha fazla kahve kullan veya daha az kahve kullan. Bayanlar genelde az kahve sevdiği için daha az kahveyi buradan dıt 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 seçiyorsunuz. Bu espressonun çekim süresi. Yani normal kepçeli espressolarda nasıldı? İşte biraz daha uzun açıyordunuz. 20 saniye değil de 30 saniye su akıtıyordunuz. Sonuna doğru demi azalıyordu ama daha fazla espresso oluyordu. Bu sıcak su. Örneğin sıcak çikolata, sıcak su bir şey lazım. Kettle'ı kaynatmak istemiyorsunuz. Buna basıp sadece sıcak su alıyorsunuz. Bu tuş, steam tuşumuz. Sütü köpürtmeden önce bastığımız ve su buharına hazırladığımız tuş. Aqua Clean kendi içerisini kendi kendine temizleme tuşu. Bunu bir sonraki ilk kurulum videomuzda bu filtreyi yerleştirdikten sonra bunun bir fonksiyonu var. İlk makineyi açtığınızda uygulamanız gereken fonksiyon var. Orada ayrıntılı anlatacağım. Calc Clean tuşumuzda makinenin artık musluk suyu da kullanmıyorum. Çünkü ne zaman uyarı verir temizlik uyarısı bilmiyorum. Kireç temizleme özelliği. Kendi kendine kireç temizliyor. Burada su kabını çıkarırsanız uyarı yanan tuş. Bunlar da diğer uyarı tuşları. Şu herhangi bir yere açık kaldığı zamanki tuş gibi söyleyeyim. Bu da başlat veya bitir tuşumuz. Mesela sütü köpürtürken yeter bu kadar köpüklediğiniz zaman geri duruyor arkadaşlar. Eğer dilerseniz şöyle kabaca makineyi bitirdikten sonra bakın şöyle yan tarafını da göstereyim. Gayet güzel şeyleri var. Hani dayanıklı alüminyumdan yapmışlar. Gayet duruyor. İşçiliği güzel duruyor yani. Sallapati yapmamışlar makineyi. Benim hoşuma gitti açıkçası. Dizaynı ve mutfağa da çok yakışıyor arkadaşlar. Dilerseniz makineyi başlatıyoruz. Başlatmak için şuradaki tuşa 2 saniye basıyorsunuz. Bakın küt 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 kontrol ediyor. 4 fonksiyonunda çalıştığını ve aynı zamanda ısınıyor. Maksimum 45 saniye içerisinde ısınmış ve kullanıma hazır oluyor arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimizi burada seçmemizi istiyor. Espresso'ya ve tuşlar bu arada basmalı tuşlar değil. Tamamen
Hani şey dokunmatik tuşlar. Şuradan ben bir örnek bardak çıkarayım hemen. Birazcık önden sıcak su atıyor. Bunun sebebi makine kendi kendini ısıtıyor. Az önce bunu söylemedim. Makine kendi kendini ısıttıktan sonra hazırım diyor. Mavi tuşumuz yandığı zaman filtre aktive edilmiş, çalışıyor, bir sıkıntı yok anlamında. Öncelikle dilerseniz espresso seçeneğini size göstermek istiyorum. Bakın seçtik, bir tane yandı. Bir daha basarsanız iki oluyor. Bir tane espresso istiyoruz. Kahvenin miktarı, yani ne kadar kahve harcayacağınızı gösteriyor. Bakın daha fazla kahve dedim şu anda. Dilerseniz daha az. Ezmeli değil arkadaşlar. Hassas bir dokunma tuşu var. Burada çekeceğiniz dediğim gibi miktarı ayarlıyorsunuz. Basma gayet güzelmiş tuşu yani. Ben az suyla çok kahveli, daha demli olanını seviyorum. Şu mic tuşların ne işe yaradığını göstereyim. Bakın. Hop, çektiniz. Su bölümü takılı değil diyor. Geri yerine oturttuğunuz zaman su bölümünün hazır olduğunu size gösteriyor. Seçtiğim tuşları tekrar seçiyorum. Az su, çok kahve şeklinde tercihimi yapıyorum ve bardağınızın boyuna göre de bunu ayarladınız. Bu espressoyu nasıl çekiyormuş size gösteriyorum arkadaşlar. Buraya da basıyorsunuz. Hazırım diyor yani yanıp sönerken. Bakalım nasılmış. Önce kahveyi öğütüyor. Sesi dinleyin de keyfini alın. Buraya aldı. Espressoya bastı. Şimdi de suyu basıyor arkadaşlar. 15 bar basınçla suyu gönderiyor. Bakın. Kremamsı ve dokusu, hani ipek dokulu diyorlar ya, bakın çöpe atma sesini de duydunuz değil mi? Tutuyor kahveyi, çöpe atıyor arkadaşlar şey kahvesini. Ve diğer şeye hazırım diyor artık. Bakın mavi tuş yandı. Diğer kahve için hazırım diyor. Bu çok kahveli, az sulu, hani bol köpüklü şey demek. Melita'nın da tadını beğendim bu arada. Hiçbir yanık veya az demlenmiş kokusu yok arkadaşlar. Kesinlikle normal bir manuel makineden alabileceğiniz lezzette olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar, yani gerçekten hani böyle şey yapamıyorsunuz. Hani yutmayayım da biraz daha tadı kalsın der gibi oluyor. Açıkçası ben otomatik makineye geçerken biraz dedim bunun lezzeti düşer. Hani şimdi manuel gibi olmaz. Orada istediğiniz gibi ayar yapıyorsunuz. Biraz dedim lezzeti düşer. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yeni çekilmiş kahveyi anında çek, yani içmenin keyfi gerçekten başkasına benzemiyor. Müthiş arkadaşlar. Bütün iştahımı bununla kapatmayacağım. Çünkü diğer kahveleri de size göstermek istiyorum. Gerçekten çok harika. Espresso'dan kesinlikle herkesten geçer not alabilecek bir makine. Bu arada bazıları söylüyor. Sen para mı alıyorsun bu şeylerden, işte o makineyi tavsiye ediyor. Bu makine güzelmiş. Yok bu kötüymüş falan dediğimi söylüyorsunuz. Özel, bir de yorum yazmıyorlar. Özelden mail atıyorlar. Niye böyle bir haslet var onu da anlamış değilim ama. Onlara da ben anında dönüyorum. Yorumlara döndüğüm gibi. Şey söyleniyor sürekli. İşte Teknosa mı gönderdi sana bu makineyi, farz ediyorum. De'Longhi sana o makine mi gönderdi diye. Söyle öyle bir şey yok. Ben normal alıyorum. Aldığım şeyi de ucuza aldığımı düşündüğüm bir şey varsa kesinlikle size paylaşıyorum. Kaçırmayın. Bu çok ucuz diyorum. Mantıklıysa da mantıklı diyorum. Arkadaşlar, şimdi süt köpürtme bölümünü kullanabilmemiz için burada steam tuşumuza basıyoruz. Makine şu anda kendisini ayarlıyor. Neyini ayarlıyor? İçerisinde buharını ayarlıyor. Ben daha önce denedim. Süt köpürtmesi efsane. Azıcık süt koyuyorsunuz. Bütün sütü labne peynir kıvamında size sunuyor arkadaşlar. Şu anda bunu yan çevirdiğiniz büyük bardakta da bu şekilde kullanabilirsiniz.
Yan çevirdikten sonra hop dikine çevirdiniz. Bastınız. Önce makine kendisini ayarlıyor. Bir 5-6 saniye, 10 saniye bazen sürüyor. Daha sonrasında tık 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 sesini duyduğunuz zaman bardağı yanaştır, birazdan basıyorum diyor. Bu makinenin manuel makinelere göre en büyük artısı geliyor. En büyük artısı durup durup işte hava basıncım düştü. Hele bir 5-10 saniye bekle. Ben bir kendimi dinlendireyim. Ondan sonra devam edeyim. Yok öyle. Bu sütle işiniz bitene kadar aralıksız hava basıyor arkadaşlar. 90 saniye yazıyor üzerinde ama daha uzun gittiğini de gördüm. 90 saniye zaten bol bol yeterli bir süre ama yine de özelliği bol koymuşlar arkadaşlar. Bakın azıcık süt koydum. 3'te 1'i kadar neredeyse, belki daha az. Bardağı silme doldurdu ve şu an süt yok dibinde, pıtı pıtı sesler gelmeye başladı. 90 saniye içerisinde bu bardağı değil, sürahiyi köpürtürsünüz arkadaşlar. Çok yeterli. Durdurdum artık, yoksa taşacak. Hani devam etseniz daha da yükselecek. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra şöyle size çok kolay bir temizlemesi var. Hop, tuttunuz. Yerinden çıkarttınız. Geride kurulayıp eski yerine takıyorsunuz. Sıfır. Müthiş. Arkadaşlar kıvamına ve köpük miktarına şu şekilde yakından bakın. Bakın normalde manuel makinede ben köpürtürken ve şu an bardağı tutamadım fark ettiyseniz. Bu makinenin en sevdiğim tarafı aşırı sıcak veriyor kahveyi size. Hem espressosunu hem sütünü çok sıcak veriyor arkadaşlar. Bakın birçok makinede bulamayacağınız şu kıvam. Bakın. Hani düşmüyor köpük. Ve küçük köpük parçalı. Hani iri iri böyle çalkalamış ayran köpüğü gibi değil arkadaşlar. Tamamen şey kremamsı köpük diyorlar ya. Bu. Bir de şöyle vurursanız köpük biraz daha girer. Ben birazcık daha köpürtmek istiyorum. Az bir şey daha canlansın şöyle. Daha sonra üzerine espressoyu basıp size göstereyim. Gördüğünüz gibi 5 saniyede falan hemen hazır oldu. Bence yeterli. Makinemize şimdi de yükseltiyoruz, köpüğümüz var. Bu özellik çok güzel. Yükselip alçalan makine alın alacaksanız başka makinede. Espresso basıyorum. Çok kahve, az süt. Şey az su olarak. Şu çıtırtıya bayılıyorum. Çıtır çıtır yeni çekilmiş kahve sesine bayılıyorum. Bakın akışını yakından görmenizi istiyorum. Geliyor. Bu espressodan ilk çıkarkenki yaydığı kokunun tarifi yok arkadaşlar. O kokunun gerçekten tarifi yok. O ilk çıkan koku. Çöpe attı. Harika. Bakın. Yakından gösteriyorum. Tonlara, geçişlere bakın arkadaşlar. Bu tonlamanın sebebi sütü hani üst tarafını köpürüp alt tarafını su gibi bırakmasından değil, her tarafını böyle krema gibi sütü köpürtmesinden ötürü bu şekilde bir tonlama çıkıyor arkadaşlar. Üstten. Gayet kıvamlı bir kahve oldu. Sütle birleştiği yer, sütte yanık kokusu yok. Hani çiğ tadı da yok. El değmeyecek kadar sıcak. Kutunun üzerinde yazan 93 ile 98 derece arasında bu kahvenin ısısını gerçekten elimle tutamıyorum. Hani göstermelik değil. Kupadan tutabiliyorum ancak. 93 ile 98 derece arasında bu ısıyı stabil tuttuğunu söylüyor. Daha önce içerken de şey oldu. Hani 10 dakika sonra filan içerken hala sıcacıktı. Arkadaşlar, efsane. Yani sütle espressonun böyle birbirine köpüklerinin girdiğini görüyorsunuz. Süt köpüğüyle
Espresso köpüğünün birleşik böyle kremamsı, bakın şu üst tarafta espressonun dahil köpüğünü görebilirsiniz. Sadece sütün değil, espressonun da su gibi değil, köpük şeklinde krema gibi espresso verdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada en incenin biraz üzerinde kullanıyorum ben öğütücüyü. Kahveyi çok, sütü az, şey suyu az kullanıyorum. İsraf ediyor diye kızmayın, size göstermek için daha sonra israf etmeyeceğim onu arkadaşlar. Makinenin sıcak su özelliği var. Sıcak suya basıp bardağınızı tutuyorsunuz. Bunda söyleyecek bir şey yok. Bunun oynar başlıklı olduğunu söyledik. Bakın hiçbir şey yok. Altında sızdırma, akıtma, bilmem ne. Hani birçok makinede var. Bakın kirlenmedi bile. Buraya hiçbir şey akıtmıyor, sızdırmıyor, bir şey yapmıyor. Tertemiz çalışan bir makine. Hani salona koysanız çalışır yani, o kadar. Ve çok su da tüketmiyor yani. Gayet de makul bir su kullanımı var. Hazır su kullanın diyorum ben. Üzerinde musluk suyu kullanabilirsiniz diye defaten yazmış olsalar dahi en yumuşak için ve kremamsı doku için hazır suyu ben naçizane tavsiye ediyorum. Bir de kahvenin kahve olabilmesi için mutlaka işte Alman malı kahve olabilir. Bu da Jacobs görünse de bu da mesela Almanya'dan gelen bir kahve. Daima teşekkür ediyorum. Bu da aynı ayarda kalite şey. %100 Arabica kahvesi neresinde yazıyordu? Göstereyim ben size onu. %100 Arabica olduğu yazıyor. Arabica kahvesi %100 olduğuna dikkat edin. Rioba mı, Rabio mu, öyle bir şeydi, onun karışımı olmasın. Ve çekirdeğin en kalitelisinden olmasına dikkat edin. Kahvenin özü zaten çekirdeği arkadaşlar. Starbucks'tan filan da alabilirsiniz ama pahalı gelirse bunlar piyasada 125 ile 170 arasında değişiyor. Bu Bea Cream modelleri, La Crema şeyleri değişiyor piyasada fiyatları. İşiniz bittikten sonra makineyi kapatmak için de 3-2 saniye tuşa basıyorsunuz. Makine kendi kendisine o alttaki zerzevatlarını geri topluyor. İçerisinde kalan bakın espressosunu zıt yapıyor. Az bir şey üflüyor. Dibinde kalan yeri bakın renksiz su akana kadar boşaltıyor içerisine arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde makine kendi kendisini koruyor. Sözün özüne gelecek olursak arkadaşlar, ben Manuel De'Longhi VDO 420 makinesinden sonra bu makineyi sattığım arkadaşa da hayırlı olsun bu arada. Bu makineyi almaktan çok memnun kaldım. Verdiği bir defa kahve normal manuel makinelerde yaptığımdan çok daha sıcak, çok daha ne gibi diyeyim, o süte ipeksi diyorlar da labne gibi süt köpüğü üreten ve espressosunu dahil köpüklü espresso, böyle su gibi filtre kahvenin koyusu gibi yapıyor bazı makineler. Köpüklü espresso yapmasıyla ve iç içe hala karışmadı espresso ile süt. Bu şekilde başarılı kahve yapmasından dolayı burasında saklama yerinin daha uzun süre kahveyi taze tutmasından dolayı ve fiyatından dolayı ben makineden çok memnun kaldım. Başka sorularınız olursa mutlaka sorun, anında dönmeye çalışıyorum. Kanala abone olup desteklemeyi ve eğer beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar.